Evet, 119. bölüme devam ediyoruz. Burada gelmişken sık kullandığımız şeylerin üretimlerini de ayarlayayım istedim. Şunları bir alayım. Bize çok lazım olan bir şey. Evet. Bu da bunu üretsin de. Ha, şu metal olayımız. Bunların evet. Biraz lüzumsuz oldu yaptım ama neyse. Bunların neyi var? 500. Niye yapamıyorum? Sarı yok. Sarı nerede? Burada sarı üretilmemiş bile. May motor istiyormuş. May motorun da sarısı eksikmiş. Onu da alalım. Şöyle koyalım. Artık o bunu üretecek. O da sarı üretecek. Sarı ürerse de sarı mavi kadar üretilecek. Tamam. Güzel. Bu demir çubuğu bekliyor. Bekletsin ona gerek yok şu anda. Lazer hikayemizi hallettik. Güzel oldu. Şimdi uçak mı verimlilik modülleri mi? Bence verimlilik modülleri çünkü zaten iyi kötü bir uçağımız var. Savaş uçağını yapsak da ben onu pek zaten kullanmayacağım. O yüzden şu anda öncelik vermeme gerek yok. Tamam, biz buradan çıkalım. Çıkalım. Tekrar kaldığımız yerden o yeşilin üretimini arttıracağız diye uğraşıyorduk hatırlarsanız. Oraya gidelim. Ay olamaz. Yine bu hatayı yaptım ya. Bence bak ya. Sistem böyle olmazdı. İşin yoksa in. Uçağı sil. Dışarı çıkart, tekrar verip koy. Neyse ki bu yöntem işe yarıyor. Yoksa her seferin uçak yapmak zorunda kalacak. Biz şöyle burada mı üretiyor, burada üretiyorduk, nerede üretiyorduk kırmızı yeşili, burada üretiyorduk. Tamam, evet, nerede kalmıştık? Şu yapılmayan bir fabrika, internet fabrikaları bir yerlerine yerleştirelim. Yeşili buradan alıyorduk. Alıyorduk da daha onu koyamamışız. Orada kaldık hatırlarsanız. Çünkü kırmızımız bitmişti. Onu almaya gitmişken de bir sürü iş yaptık geldik. Tamam, çok güzel. Böyle. Bu da bunu buraya ürettiğini koysun. Ürettiğini koysun bakalım. Şimdi yeşil üretimimizi biraz da arttırmış olduk ama hala fabrikamızda boş alan var. Oraya yeşilin de derdi bitecek gibi değil. O yüzden biz şeyi devam edelim fabrikadaki tasarımımızın tamamlamadan. Şimdi buraya bir bakalım bakalım. Burada sarılar şu anda sarıdan değil de evet bak burada artık taş tablet yetmeme ihtimaline sahip. Ama sarılarda öyle sıkıntı yok gibi görünüyor. Ama o bizi aldatmasın. Şimdi ben giriş sağ taraftan geliyor. Üçünü de kullanmak zorundayım yani hem bunu hem bunu. Ama şöyle bir sıkıntı var.
Bunun artık verebileceği sadece tek bir yer var. Dolayısıyla bunu kullanamayacağız orada. Ya da birini alsak sanki yetiyormuş gibi görünüyor. Tanesini alsak ne olacak? Ne olacak? Yetmeyecek tabii doğal olarak. Haştable sıkıntımız yok da nasıl? Nereden şey? Taş tableti aşağıdan soktuk diyelim. Tek bir tane yetecek bize. O güzel. Onda sıkıntı yok. Bunu alalım. Taş tableti şöyle verelim. Gelelim buraya. Gelelim buraya gelmesine de. Bunu şöyle bir atlattırtalım. Direk var çünkü orada. Buna bir daha atlatacağız. Mecbur tabi buradan bir daha atlatacağız. Buradan böyle buraya kadar getirsek 20 araştırmalarımız çok hızlı ilerliyor. Bu ne? Enerji kalkanı ekipmanı. Biz silah güçlerimizi bir arttıralım. Zaten onlar da çıksın. Kişisel robot limanı gerekecek, onu yaparız. Evet, bunu nasıl yapacağız diye düşünüyordum kara kara. Hala kara kara düşünmeye de devam edeyim. Buradan atlatsak, getirsek zaten pardon, zaten getirdik. Böyle atlatsam burası tıkanıyor olacak. Kullanamıyor olacağız yani. Hadi taş tableti ortadan verdik. Yani çok kıvranmayalım. Onu da öyle yapalım. Şöyle yapalım. Da daha böyle. Kayamız. Bunun karşısını şöyle getireyim de çünkü direği de lüzumsuz yere uğraşmayayım. Tamam, bunu buradan verdik. Bu şeyleri tamamlayalım. Bu ona verdik. Buradan geldi ve geldi. Ve de bu şekilde gitti. Tamam, çok güzel. Bir kanal kabloyu ve şeyi vermiş olduk. Başla tamam. Yani ortadan ve bu baştan giriş yapıyoruz. Onları şöyle unutmam adına. Ama güzel. Şimdi bu iki tane şeyimiz burada var. Malzeme şu yönde giriyor ama bizim bu yönde girmesi lazım. Dolayısıyla da üstekini tekrar kullanacağız.
Bakalım. Aslında buluşturduk. Bu şekilde vereceğiz diye söyledi. Tamam. Bunu da yapınca zaten burada şey tamamen bütün alanı kullanmış oluyoruz. Yani buranın üretimdeki maksimum kapasitesi bu olacak. Şimdi bizim taşı vermemiz lazım. Evet, taş buradan gidecek. Şöyle taşı verdik. Onlar da aldılar. Bakır kablomuz meselesi var. Bakır kablo meselemiz var. Bunun bakır kablonun tamam o da yön olarak onda da sıkıntı yok. Evet. Şimdi buradan böyle girdik. E kardeşim tamamlasanıza bunu da niye tamamlamıyorsunuz? Tüm robotlara mı şey oldu? Bakayım robotlarımız. Yo. Robotlar boykot yaptılar çalışmıyorlar. Alsanıza ya. Neyse. Sorun değil. Problemi de biz kendimiz hallederiz zaten. Bu oraya kadar giriyor zaten. Şunu bakayım ne olacak. Bakalım nereye kadar yetecek. Yetmezse de onu alıp buradan devam ettiririz. Böylece ortada sıkıntı kalmamış olur. Biz üretimi nereden verelim? En mantıklısı şuradan verelim. Burada kalmayan bir şey, yapılmayan bir şey kaldı mı? Kalmadı sanırım. Evet. Bunu da nasıl yapacağız? Buraya nasıl vereceğiz? Bakalım şöyle bir şey yapabilir miyiz? Göreceğiz. Bu da işte bu şey karışacak kötü oldu. Buraya koyunca olmuyor. Anlamsız bir şey yapmış olduk. O zaman yapacak bir şey yok. Çirkin olacak ama en azından çözülmüş olacak. Başka çaremiz yok. Başka çaremiz yok. Eğer burayı kullanmak istiyorsak yok yani. Bu da bunu şey yapıyor. Evet şimdi buranın şeyini maksimuma getirmiş olduk. İlk defa bir şeyler birikmeye başlamış. Güzel. Şimdi gidelim bir bakalım içeriye her şey açlık çekmeden çalışıyor mu? Tam çalıştı söylenemez. Tahmin ettiğim gibi burası biraz kalıyor öyle ortada.
O zaman ne yapalım? Şu düşündüğümü yapayım. İzleyelim bakayım. Buradan böyle buraya kadar. Yalnız bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burası niye? Bak, bak, bak. Kötü oldu. Şu hatta temizlememiz lazım. O yanından olunca onu da almaya kaldı. Hoş olmadı bu. Tamam. Şimdi biraz geriden alarak gideceğiz. Tamam, bu sorun olmayacak. Yandan karışmaya neden olabiliyormuş. Şimdi olmaması lazım o sorunun. Gelen geliyor. Şunu biraz geri çekelim. Şu da buradan alsın. Nereye el atsa kuruyor ya. Hayret bir şey yani. He. Bunu buradan aldık verdik. Buraya bile zor geçiyor. Bakayım başka bir koldan alma şansım olur mu? Ona bakayım. O da mümkün değil. Çünkü her tarafını kullanmışız. Her tarafı kullanmışız. Yok yani mümkün değil. Mümkün değil. Çok tehlikeye düşmüş. Zaten o şeyi de sağlayamayacak galiba. Şu anki vermiş iyisini de yeterli hale gelin. Yani o herhalde biz bir araba daha koyalım da bir dakika. Araba derdinden olmasın. Neyse kıt kanaat. Ama neyse kıt kanaat diyemem ya. Burası olduğu gibi öldü yani. Olduğu gibi öldü yani. Şuradaki 3, 6, 7 tane şey çalışmıyor. Sırf bunun için şimdi buraya şey koyacağız. Bu da bakır kablo isteyecek. Ama bir arabayı istesin bu. Evet, bizim arabalar burada. Sen gel bakayım. Ortada mı diyeyim? Yoktan giriş yapma. Buradan giriş yap. Alttan yap girişi. Kişiyle uğraşmıyor. Tamam. Yönü niye yanlış oldu? Böyle olacak. Şimdi olup bir durum yok. Bunu bilerek yaptık. Ortadan giriş yap. Ortadan mı yaptırdım? Ha baştan yaptım. Tamam. Buradan yaptım. Tamam. Bu şu anda sorunu çözmesi lazım. Oradaki yetersizliği aşacaktır. Yani oradaki 7 fabrika için ekstradan şey getirmek zorunda kaldım ama gördüğünüz gibi o oradaki yoksunluğu açlığı gidermiş olduk. Böylece her taraf tıkır tıkır çalışıyor. Yalnız burada bir tablet sorunu var gibi görünüyor. Evet, burada da bir tablet sorunu var. Burada da bir tablet sorunu var. Yok değil.
İşin komik tarafı zaman zaman gayet yeterli geliyor, zaman zaman yetersiz geliyor. O da ilginç. Neyse yani sonuçta geliyor, o yüzden uğraşmayayım. Çünkü uğraşacak olsam buradan almak zorunda kalacaktım. Orada yer yok. İyi tamam, burayı bitti olarak kabul edebiliriz. Şimdi çıkalım dışarıya. Nedir durumlar bakalım. Evet. Yeşil devre artık biriktiğine göre sıkıntı çekmiyoruz demektir. Yeşil devre ile ilgili olarak. Biz ne üretiyorduk? Üretiyorduk yoksa tabii biraz abesle iştigal oldu. Burada ray yapacağız. Ray üreteceğiz. Onun içinde ne şeyimiz var? Taş, çelik ve demir çubuk lazım. Bunlar olursa sıkıntı yok. Şimdi kırmızı devre bekliyor. Ama muhtemelen şey yapıyor. Birini hallettik, diğeri başladı. Bunun tam kapasitesi yeter gelmiyor çünkü plastik sorunu yaşıyoruz. Çünkü plastik sorunu yaşıyoruz da biz plastiği burada üretmiyor muyduk? Niye öyle bir sorun yaşıyoruz ona bakalım. Tahmin edebiliyorum niye o sorunu yaşadığımızı da ama emin olayım yine de. Burada petrol şeyimiz sıkıntımız yok ama bakın burada petrol neredeyse ya yok demiyor mu? Bayağı az. Bizim plastik üretim neredeydi? Ona bakalım. Plastikleri nerede üretiyorduk? Bir yerde bizim plastiğimizin olması lazım. Ama burada üretiyormuş. Burada ufak bir tesis üretiyoruz da ama bunlar üretilemiyorlar. Çünkü petrol gazı sıkıntısı yaşıyoruz. Petrol gazı sıkıntısı yüzünden üretimde zafiyet var ve miktar da az geliyor olabilir. Tabii onu da arttırabiliriz ama önce yoksunluğu çözmem lazım. Bakın kükürt petrol gazını muhtemelen burada üretiyor olmalıyız. Su ve petrol giriyor ve petrol gazı çıkıyor. Ve tabii bakın burada üretim gayet sıkıntılı bir şekilde. Petrolümüz muhtemelen gelmiyor. Olmayınca. Evet, petrol sıkıntımız var. O da bütün bunları etkiliyor. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şey yapalım. Size bir ara pompa alalım. Ara pompa. Nerede burada? Niye eksikmiş? Metali yokmuş. Ya. Metal için uçak olmasa yanmıştık yani. Yürü Allah yürü. Evet, bu bölümü fersah açtık ama buradan unutmayayım diye gireyim, şöyle pompa yapacağız dedik. O pompayı yerine yerleştireyim, bu bölümü tamamlayalım. Kusura bakmayın. Biraz bölümün geçişini şey yapmışım. Dikkatten kaçırmışım. Şu pompayı şöyle alayım. Buradan da böyle göndereyim. Bu pompa için elektrik gerekecek tabii. Bunu da verelim.
Bu bir şeyler fark ediyor mu? Hiçbir şey fark ettirmedi galiba. Hiçbir şey fark ettirmedi. Evet, bir sonraki bölümde petrol işiyle uğraşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.